Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle bu tankı kim buraya koyduysa lütfen bu tankları böyle koymayın arkadaşlar. Neyse hoş geldiniz. Tekrardan nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle dünyanın en iyi hassasiyet ayarlarımı paylaşacağım. Ve PUBG'de birçok oyuncunun bilmediği hassasiyet ayarlarını bugün sizler öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Ve artık silahlarını sekmeyecek, istediğiniz gibi sprey atabileceksiniz. Evet, hazırsanız direkt başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bugün videoyu atmakta çok geç kaldım. Hepinizden çok özür diliyorum. İyi seyirler şimdiden hepinize. Şuradan hemen nutlarımızı bir alalım. Neredesin M4? Güzel. M4'ü aldık. Aslında bir tane daha mı M4 yapsak? Yok. M762 alalım. Sprey ayarlarını sizlerin daha rahat ve daha iyi anlaması için bir tane silahımızın 762 olması daha iyi olacak. Şu eklentileri de bir alalım. Tamam. Bir tanesi yeter. Bakın şimdi arkadaşlar. İlk önce şuraya bir geleyim. Şu ayarı bir yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın ilk önce sekmeyi göstereceğim. Nasıl sektiğini göreceksiniz. Bir dakika. Şimdi koşalım şöyle bir. Karşıda adam varmış gibi. Bakın arkadaşlar sekmeye bakın. Gördünüz mü? Bakın acayip derecede sekme var ve berbat. Peki neden bu sekmeler oluyor? Neden silahlarımızın mermileri başka bir yere gidiyor arkadaşlar? Hemen gelin size bunu göstereyim. Bir saniye. Hassasiyet ayarlarına geldik. Özel ayarlar kısmını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Burası açık olursa silahlarınız çok seker. Bakın şu anda sekme yok. Gördünüz mü? Yine yok. İstediğim gibi sprey atabiliyorum. Peki bu hassasiyet ayarlarında özel ayarlar kısmını açık bırakırsak neden sekme oluyor? Arkadaşlar PUBG oraya aslında sizin kendinize göre ayarlamanız için getirdi ama... Şöyle bir şey, siz ne kadar ayarlasanız bile orası istediğiniz gibi hiçbir zaman olmayacak. O yüzden kesinlikle orayı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bak, kesinlikle. Şu anda sekme yok. 3x'i deniyorum. Gayet ip gibi gidiyor. İstediğim gibi. Nice. Bakın arkadaşlar, sekme yok. Sekme 0. Sadece, bak sadece 5 dakikada pro olacaksınız. Bu taktikleri unutmayın. Dediğim gibi hassasiyet ayarları bölümünde özel ayarlar kısmını kapatın. Şuradan bir lazer ve 2x aldım. Bu arada 2x oynamıyorum ama oynayan kardeşlerim vardır. Mutlaka onlar için de göstereceğim. Bir saniye. Susturucumu taktım. Bakın. Yani arkadaşlar 7.62'li silah susturucu taktım. Gerçekten yürek işi. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Yine sekme yok. Gayet güzel ip gibi. Güzel joystick yaptım bu arada. 360 döndük. Güzel. Sekme yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7.62'li silah susturucumu taktım. Ve... Peki şimdi M4 ile 6x'i deneyelim. Gördüğünüz arkadaşlar ip gibi ve gayet de nice. Yani böyle bir hassasiyet ayarlarını gerçekten hiçbir yerde bulamazsınız. Eğer sizler de böyle sprey atmak istiyorsanız, rakiplerinizi kendinize hayran bırakmak istiyorsanız kesinlikle bu ayarları kullanın. Bakın arkadaşlar 2x oynamıyorum normalde. Az önce de söyledim. Oynayan kardeşlerim vardır. Onlar için gösterdim. Yani bu ayarları yapmayanlar gerçekten çok pişman olacak. Bu video hem kısa hem öz, açık ve net bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani bu hassasiyet bölümünde özel ayarlar kısmını açık bırakırsanız silahlarınızda her zaman sekme ve tepme olacaktır beyler bayanlar. O yüzden bu tarz şeylere dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Normalde hiçbir YouTuber bunu kolay kolay söylemez. Özel ayarlar kısmını açın işte şunu yapın bunu yapın falan filan derler size. Ama siz onlara bakmayın, zaten canlı canlı olarak kendi gözlerinizde gördünüz. Özel ayarlar kısmını açtığımız zaman silahlarda acayip derecede sekme ve tepme olabiliyor. Ve bu ayarlar sadece tabletler için geçerli değil arkadaşlar. Emülatörlerle oynayanlar ve mobilden oynayanlar, telefondan oynayanlar, işte cartçuk, bütün herkes bu ayarları kullanabilir. Ve şimdi de gördüğünüz arkadaşlar yakın temasta da gayet headshot atıyor mermilerimizi. Tam istediğimiz gibi kesinlikle bu ayarları yapmayanlar kalmasın. Bu arada videoya like ve yorum da bırakırsınız. Çok mutlu olurum beyler bayanlar. Arkadaşlarınıza gönderin videoyu. Ne bileyim paylaşın bir şeyler yapın. Keşfet olsun. Herkes hani bunu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz hani bir şeyler öğrenemezseniz
oynadığınız oyundan zevk alamazsınız. Haksız mıyım bu konuda? Yorumlara da yazarsınız. Bir de unutmadan bazı kardeşlerim, abla ben jiroskopsuz oynuyorum, telefonla oynuyorum, ben bu ayarları alabilir miyim, kullanabilir miyim diye soranlar oluyor arkadaşlar. Kesinlikle jiroskopsuz oynayan arkadaşlar da bu hassasiyet ayarlarını çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Altını çiziyorum, tablet, telefon, emülatör hiç fark etmez. Sadece yapmanız gereken şeylerden bir tanesi 2 veya 3 gün boyunca bu ayarlarla oynamanız gerekiyor. Yani kimse sonuç olarak şöyle hemen öğreneyim, yapayım, işte hemen olsun, pro olayım, hani bu böyle değil arkadaşlar, biraz süreç istiyor. Neyse, şimdi hazırsanız hızlı bir şekilde hassasiyet ayarlarına geçeceğim. Sizler de artık bu ayarlar sayesinde rakiplerinize kendinizi hayran bırakacaksınız. Evet, açıyorum, açtım. Şimdi arkadaşlar benim kamera hassasiyetim bu şekilde. Gördüğünüz gibi ateş etme animasyon özel ayarlar kısmını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Altını çiziyorum. Eğer orayı açarsanız silahlarınızda çok sekme ve tepme olacaktır. Bilginize. Jiroskop da bu şekilde yine jiroskop özel ayarlar kısmı kapalı olacak arkadaşlar. Bakın, kesinlikle bunları açmamalısınız. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kısa ve öz video demiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bu arada çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlara yazarsanız sevinirim.